YouTube'un yönetici Muhan geçen günlerde bir mektup yayınladı. Bundan büyük ihtimal haberiniz vardır. Ancak en çok tartışmalı konulardan biri ise bu mektupta geçen yapay zeka bölümü oldu. Hadi gelin beraber bu bölümü inceleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Sizlerle birlikte Muhan'ın mektubunu inceliyoruz. Muhan'ın mektubunda 4 başlık bulunuyordu ancak bunlardan en çok yapay zeka ile ilgili olan bölüm dikkat çekiyordu. Öncelikle çok çarpıtılan Muhan'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Muhan şu sözleri söylemişti. Üretken yapay zekanın potansiyelinin farkındayım. Bu konu biraz çarpıtıldı. Sanki burada bu sözlerle yapay zekaya izin verdik, ben bunun potansiyelini biliyorum, yapay zekayla içerik üretin gibi algılandı ve çarpıtıldı. Aslında bu sözün gerçeği, yani metinde geçen kısmı, kırpılmış durumda. Peki kırpılmadan önceki hali nasıldı? Üretken yapay zekanın hem potansiyelinin hem de karşılaştığımız sorunların farkındayım. Kırpılmamış kısımda gördüğünüz gibi hem olumlu hem de olumsuz içerikli aslında bir arada. Yani cümlede hem olumlu hem olumsuz şeyler konuşuluyor. Daha sonrasında zaten bu konuyu detaylandırıyor kendisi. Ancak burada yanlış anlaşılmayı kaldırmak istiyorum. Burada Muhan'ın cümlelerinde, yani bir önceki kırpılmış alandaki gibi, sadece olumlu şeyler yok. Zaten birazdan metnin devamını siz de okusanız bazı olumsuzlukları göreceksiniz. Muhan'ın söylediklerinde gözüme çarpan bir cümle oldu. Yapay zeka insanın yaratıcılığını güçlendirmeli. Onun yerini almamalı ve herkes yaratıcı ifadenin sınırlarını zorlayacak yapay zeka araçlarına erişebilmelidir. Aslında Muhan çok net bir şekilde yapay zekaya karşı tutumunu dile getirmiş durumda. Yani anlayacağınız içeriğinizi zenginleştirmek için yapay zekayı kullanın diyor. Zaten hatırlayacağınız gibi çok kısa bir dönem öncesinde sizlere YouTube'un yeni getirdiği bir özellik hakkında bilgi vermiştim. Orkun'un katıldığı toplantıda Dream Screen tanıtılmış. Hatta Orkun bize kendi kanalında da videolarını göstermişti. Daha sonra da tamamen duyuruldu. Dream Screen neydi arkadaşlar? Hemen bir hatırlatma yapalım. YouTube'un geliştirdiği yazarak video oluşturma algoritmasıydı. Yani yapay zekaydı. Bu algoritma şu anlık kısa ve diğer yapay zekalara göre kötü içerik üretiyor. Yani daha düşük kalitede içerik üretiyor. Aslında bunun nedenine baktığınız zaman diğer yapay zekalara oranla YouTube'un daha fazla kullanıcısı var ve bunu telefonlara entegre etmek istiyorlar. Yani yeni çıkaracağı uygulamaların içerisine. Dream Screen'in tanıtım videolarına baktınız mı ya da hiç gözünüze çarptı mı bilmiyorum. Ancak şunu fark edeceksiniz ki insan faktörü her zaman en önde. Yani burada temel amaç sadece içeriğin zenginleştirilmesi. Yani biz yine Muhan'ın ilk cümlesine geri dönmüş oluyoruz. Yapay zeka insan yaratıcılığını güçlendirmeli. Onun yerini almamalı. Bu konuda net olarak yapay zeka yasaktır ya da yapay zeka istediğiniz gibi kullanın demiyor arkadaşlar. Zaten diyemez. Çünkü yapay zeka ile gerçekten de kaliteli içerik üreten arkadaşlarımız var. Siz de kaliteli ve değer içeren bir içerik üretiyorsanız elbette ki yapay zekayı kullanmalısınız. Kısa bir ara. Eğer YouTube'da içerik üretiyorsan veya içerik üretmeyi düşünüyorsan veya YouTube'a yeni başladıysan bir yol rehberine ihtiyacın var. Burada tüm içerik üreticilere rehber olacak bir e-kitap hazırladım. Sen de YouTube koduyla indirimli şekilde bu kitaptan yararlanabilirsin. Bu kitap içerisindeki bilgiler YouTube'un algoritmasını anlattığı için ister yabancı kanalda, ister Türk kanalında, isterse kişisel tüm kanallarda bu içerikleri kullanabilirsin. Burada en sıfırdan başlayarak en uç noktaya kadar, ödemelere kadar tüm aşamalar tek tek anlatılıyor. İçerisinde hem uzun videolarla hem shortslarla hem de genel tüm YouTube'un yapısıyla analizlerine kadar tüm konuda içerik bulabilirsiniz. Sadece bir e-kitap değil, aynı zamanda video desteklidir. Reklam buraya kadar, devam ediyoruz. Peki Muhan sadece bunları mı dedi? Başka bir şey yok mu? Elbette var arkadaşlar. Muhan'ın cümlelerine baktığımız zaman yeni politikaları ve yeni yaptırımların yolda olduğunu görüyoruz. Peki hangi cümleden anlıyoruz bunu? Mevcut politikamızı tümü sentetik olarak oluşturulmuş içerikler için geçerli olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni şeffaflık ve koruma katmanları da ekleyeceğiz. Burada hemen ufak bir teknik terim açıklaması yapıyorum. Tamamen sentetik içerik. Burada tamamen sentetik içerik dediğimiz şey işte tam sizin konunuz. Yani sesim de yapay zeka, görüntü de yapay zeka. İşte efendime söyleyeyim, resimler de yapay zeka. İşte resimleri hareket ettirdim, yine yapay zeka. Deepfake yaptım, yani benim yüzümü başka bir insanın yüzüne attım, yine yapay zeka olaylarına
Aha da yeni yaptırımlar geliyor. Yeni şeffaflık politikası geliyor ve bu politikaya ek olarak da ister istemez cezalar da geliyor. Bu cezalardan elbette ki her ne kadar diğerleri benzer cezalar, topluluk kurallarına benzer cezalar olsa da en önemlisi elbette ki para kazanmanın açılmaması ve para kazanmanın kapatılması durumu. Yakında bizlerden YouTube bu içeriği yapay zeka ile mi üretti yoksa yapay zeka ile üretmedin mi? Zaten kendisi de arka tarafta bir yapay zeka sistemine sahip olduğu için içeriğin yapay zeka ile üretip üretilmediğini de tespit ediyor olacaklar. Daha sonrasında ise hem video üzerinde hem de video açıklama kısmında bu içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğu yani sentetik bir içerik olduğunu belirten ibareler gözükecek. Özellikle deepfake tarafında bu tarafta daha katı kural uygulanacağı bir başka makalede açıklanıyor. Yani siz her ne kadar seslendirme tarafında inisiyatif kullansalar da deepfake'de eğer bir de yanıltıcı bir durum oluşturuyorsanız kabul edilmeme ve yaptırımların size uygulanması kaçınılmaz bir durum. Abi ya ben işte etiket metiket anlamam, kullanmayacağım dersen ki kardeşim bunun için Mohan özel bir ekip kurulduğunu ve ekibin de yapay zekayla desteklendiğini söylüyor. Yapay zeka içeriğinizin yapay zeka üretip üretilmediğini test ediyor ve burada otomatik ve hızlı bir karar alıyor. Şu anda başarı oranının ne kadar biz bilmiyor olsak da söylenene göre çok yüksek olduğunun, hata payının çok düşük olduğunu söylüyorlar. Elbette ki bunun nedeni acaba şu anda test ediliyor mu sorusuna geliyor. Son zamanlarda yapay zeka ile üretilen içeriklerin kanalına yani tamamen yapay zeka ile üretilen kanallarda hızlı bir çakılma söz konusu. Bazı kanallar elbette ki devam ediyorlar ancak çoğu kanalda izlenmelerin aniden kesilmesi, örnek veriyorum 1 milyondan 200 bine izlenmelerin düşmesi gibi durumlar gerçekleşti. Sadece yapay zeka ile üretilenlerin. Bu da şunu getiriyor. Gerçekten bu algoritmayı daha duyurmadan kullanmaya başladılar mı? Yani şu anda arka planda test ediliyor mu? Elbette ki bu sorunun cevabını bilmiyoruz ancak şu anda birçok ülkede, birçok konumda ve birçok dilde test edildi. Başka bir makalede yazıyor. Bir de bildiğiniz gibi az önce de bahsettiğim dream screen olayı var. Dream screen'le de yapılıyor olsa yani arka plana da bir yapay zeka atmış olsanız veya yapay zeka ile herhangi bir içeriğe müdahalede bulunursanız hemen kendisi dream screen hashtagini atıyor ve bunun sentetik bir içerik olduğunu bazı görsellerin gerçek olmadığını yine kullanıcılara bildiriyor olacak. Biraz da yapay zeka tarafında güzel haberlere bakalım. Dream Screen yani yazarak video oluşturma özelliği bizlere yakında kavuşacak. Bunun yanı sıra yapay zekalar elbette ki bitmiyor. Dream Track geliyor. Dream Track dediğimiz ne? Dream Track arkadaşlar yazarak video oluşturduğumuz gibi yazarak müzik oluşturacağız. Bildiğiniz gibi müzik bizim en büyük sıkıntımız. Her zaman telif nereden geliyor? Müzikten geliyor. Görselden gelmiyor genellikle. Ya da videodan bir kesit aldığınızda gelmiyor. Ancak müzik olduğu zaman telif sistemi otomatik olarak algılıyor ve engelliyor. Dream Track'ta yazdığınızı anında bir müzik oluşturacağı için siz örnek veriyorum Vlog'da işte dağ havasında bir fon müziği istiyorum dediğinizde size o tarzda bir fon müzik oluşturacak. Şu anda hala yapım aşamasında ancak şu anda oluşturduğu parçalara bakıldığında gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra da bildiğiniz gibi bir de dublaj özelliğimiz var. Dublaj özelliği yakında tüm kullanıcılara sunuluyor hale gelecek ancak yapay zekanın hızlı gelişmesiyle yapay zeka destekli dublaj özelliği de geliyor. YouTube bunun sayesinde tüm videoları globale açmayı planlıyor. Ben Türkçe üretiyorum. İngilizce çeviriyle yani otomatik dublaj çevirisiyle bunu İngilizce bilen bir kişi de izleyebilecek. İspanyolca bilen bir kişi de izleyebilecek. Temel amaç burada içeriğin tamamının global olarak izlenebilmesini sağlamak. Neden böyle bir şey yapıyorlar? YouTube'un izlenme süresini arttırmak için. Yapay zeka özellikleri bitti mi? Bitmedi. Bir de analizleri araştırma seçeneği ekleniyor. Bu özellik sayesinde ne oluyor arkadaşlar? Sizin kanalınızı kendi verilerini analiz ederek size yakında daha iyi sonuçlar alabileceğiniz daha iyi içerikler önermeye başlayacak. Şu anki araştırma sekmesine girdiğinizde
Başarılı örnekler göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ancak yakında daha iyi sonuçlar vereceği söyleniyor. Bir de YouTube'daki Creator Music, yani gelecek olan müzik sisteminin içerisine bir chat sistemi ekleniyor arkadaşlar. Yani siz yazarak yapay zeka hangi tarzda müzik istediğini söylediğinizde chat sistemi size müzik önerisinde bulunacak. Bu sayede Creator Music tarafında, yani parayla satın alabildiğimiz müzik tarafında da etkili bir şekilde videonuza müzik bulabileceksiniz. Peki özet olarak ne geliyor başımıza? Bir kere sentetik içeriklere, full sentetik içeriklere bir yaptırım geliyor. Ancak buradaki yaptırım kötü yaptırım demiyorum arkadaşlar, kesinlikle. Buradaki yaptırım sadece bu içeriğin yapay zeka ile olup olmadığını bildirmeni istiyor. Bildirdikten sonra yapay zeka ile içerik ürettiysen bunun da gerçekten değer katan bir şey olması gerekiyor. Yani ben bunu onaylayacaksam herkesin yapabildiği değil, senin bu içeriğe hangi değeri kattığına bakıyor. YouTube'un yapay zeka tarafından sizden beklentisi aslında sadece içeriğinizi zenginleştirmek. Bunu Dream Screen tarafından veya Dream Track tarafından herkese erişebilir olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani bildiğiniz gibi bunlar ücretli yazılımlar. Herkese erişebilir olmasını istiyorlar. Aynı şekilde herkesin kullanabilmesi demek bu tarafta çok fazla içerik üretileceği anlamına geliyor. Ancak elbette ki YouTube'un ve Mohan'ın da söylediğine göre insanın ön planda olmasını istiyorlar. Tamamen işi yapay zekaya devretmek istemiyorlar. Şunu anlamalısınız ki YouTube tarafında yapay zekaya karşı durumlar değişiyor. Yani yeni kurallar geliyor, yeni inceleme algoritmaları geliyor ve yeni ekipler kuruluyor. Yapay zeka YouTube'un diğerlerine oranla daha yavaş ilerlediği ancak emin adımlarla ilerlediği bir kısım oluyor arkadaşlar. Ben Ümit, bu tarz videoları beğendiysen kanalıma abone olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aklına takılan soruları yorumlarda sorabilirsin. Peki sence YouTube yapay zeka konusunda daha katı kurallar alır mı?